Merhabalar. Bu eğitim serisinde yeni bir konuya başlıyoruz. Denver Mini Remote Control uygulamasını anlatacağım arkadaşlar. Bu uygulama bizim IT ortamlarımızda client yönetimini kolaylaştırıyor. Bildiğiniz gibi kullanıcıların yaşadığı sorunlar için kullanıcıların bilgisayarlarına bağlanmamız gerekiyor. Yani biz bunlara domain ortamlarında client diyoruz. Uzaktan bağlanıp destek olmak amacıyla bir sürü yazılım var tabii ki ama Denver Mini Remote Control bunu kolaylaştıran bir yazılım bu yazılımı da kullandığım için bunu anlatmak istiyorum sizlere. Çok uzun bir eğitim serisi olmayacak ama sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Belki kullanıyorsunuzdur. Farklı trikleri öğrenebilirsiniz. Veyahut da hiç kullanmamışsınızdır. Yeni duyuyorsunuzdur. Nasıl kullanabileceğini size detaylarıyla göstermek istiyorum bu eğitim serisinde. Şimdi ücretli bir program bu. Remote Control. Biz deneme versiyonuyla ilerleyeceğiz bu eğitim serisinde. 14 gün zaten bizim için yeterli. Personel başına 320 dolar bir ödemesi var. Yani diyelim ki sizin IT ortamınızda yardım masasında ve saha destek ekibinde toplamda 10 kişi var. 10 kişi kullanacaksa 3200 dolar yapıyor. Bağlanacak personel başına ücret ödüyorsunuz. Bağlanılacak client tarafında bir limit yok. Solarwinds firmasının bir ürünü arkadaşlar, değinmiyorum mini remote kontrol Burada bir sürü özellikleri var. Onları da zaten hepsini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Siz de girip incelemek isterseniz Daimler Mini Remote Control arattığınızda Search Engine'de bulabilirsiniz. Şimdi ben Dowland Free Trial diyorum ve burada gerekli bilgileri doldurduktan sonra burada şirket maili istiyor sizden. Yani at gmail, at hotmail değil de şirket uzantılı bir mail istiyor ve direkt bastığınızda Dowland'ı etmiş oluyorsunuz. Ben daha önce indirmiştim zaten. Dosyam burada. Kendisi bir application dosyası. Yani exe çift tıklıyorum. Bunu şu an bir sunucumun üzerine kuruyorum. Ama siz bunu kendi client'ınıza, desktop'ınıza kurabilirsiniz. Ben sanal mimaride çektiğim için bu eğitimleri. Tüm domain yapım sanal mimaride. Ondan dolayı uzak masaüstüyle bağlandığım server'ıma kuruyorum. Kurulum için çift tıkladım. Kurulumu gayet basit. Next. Anlaşmayı kabul ediyoruz. Next diyoruz. Default lokasyonu değiştirmiyoruz. Next diyoruz. Desktop ve program yeterli. Startup folder'a gerek yok. Install diyorum. Ve kurulumu ilerletiyorum. Burada Continue Evolution seçeneğini seçiyoruz. Ama lisansınız varsa Enter Licensing Information'da bir lisans dosyası gösteriyorsunuz. Ama biz Evolution olacağı için 14 gün sonra bitecek diyor. Close diyorum. Finish diyorum. Ve şu an kurulumum tamamlandı. Hemen uygulamayı açalım bir arayüzünü görelim. Burada bir lisans uyarısı ile karşılaşıyoruz. Sizde lisans olduğunda zaten bu uyarı gelmiyor. Burayı kapatıyorum. Ve bağlanacağımız ekranımız görmüş olduğunuz gibi bizi birkaç ekran daha karşıladı. Lisans uyarısını kapattıktan sonra bu Remote Connect ekranı bağlanmak istediğimiz Destination'ın bilgilerine girdiğimiz yer. Ben client diyorum ama siz sunuculara da böyle bağlanabilirsiniz. Yani RDP'den ziyade Agent'ları sunucuya gönderip sunuculara da böyle bağlanabilirsiniz ama sunucuları genellikle biz böyle yönetmiyoruz. RDP ile bağlanıyoruz. Sağdaki Client makinalarınıza bağlanmak için daha elverişli ve kullanışlı. Sağda yeni feature'ları anlatıyor. Ben bunu kapatıyorum. Şuradan uygulamamızın versiyonuna bakalım. 12.3.0.12 imiş. .12 Sanırsam en güncel versiyonu şu an bu. Tekrardan aynı ekranı açmak istediğimde şurada bilgisayar ikonuna tıklıyorum ve bu panel karşıma geliyor. Şimdi bu remote kontrolü kullanabilmek için bize client makineleri lazım. Ben bunun için iki tane client makinesi kurdum. Bir tane yeterliydi ama bir daha yedek olması açısından ikinci bir makine kurdum. PC1 ve PC2 adında bu makineleri kullanacağım. Kurulum bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda da aksiyonlar almaya başlayalım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.